5. Bölüm İhtiyarlar ve Gençler. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, ben de onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı ve açığa çıkacak olan yüceliğin de paydaşı olarak rica ediyorum. Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği şekilde gönüllü olarak gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla. Size emanet edilenlere egemenlik taslamadan sürüye örnek olarak görevinizi yapın. Başçoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. Ey gençler, siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü kuşanın. Çünkü Tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Uygun zamanda sizi yüceltmesi için kendinizi Tanrı'nın kudretli eli altında alçaltın. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis, yutacak birini arayarak kükreyen aslan gibi dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin aynı acıları çektiğini bilerek, imanda sarsılmadan iblise karşı direnin. Sizi Mesih'te olan kendi sonsuz yüceliğine çağıran ve tüm lütfun kaynağı olan Tanrı, kısa bir süre acı çekmenizden sonra kendisi sizi yetkinleştirecek, pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir. Kudret sonsuzlara dek onun olsun. Amin. Son selamlar. Kendisini güvenilir bir kardeş saydığım Silvanus aracılığıyla size kısaca yazmış bulunuyorum. Sizi yüreklendiriyor ve sözüne ettiğim lütfun Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın. Sizinle birlikte seçilmiş olup Babil'de bulunan inanlılar topluluğu ve oğlum Marco size selam ederler. Birbirinizi sevgiyle öperek selamlayın. Sizlere, Mesih'e ait olan hepinize esenlik olsun.